Merhaba arkadaşlar. Menkul Kıymetler bölümünde daha önce geçici yatırım amaçlı ya da yatırım amaçlı hisse senedine dair işlemlere bakmıştık. Şimdi tahvil, bono ve senet ve buna bağlı işlemler nasıldır? Buna bakalım. Buyurunuz lütfen. Şimdi tahvil, bono ve senet alışında kullandığımız iki temel hesabımız var. Buna göre tahvil, bono ve senet aldığımızda ya özel kesim tahvil, senet ve bonoları hesabını ya da kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabını kullanmam gerekir. Şimdi hesaplara geçmeden önce şunu bir hatırlatalım. Demiştik ki sermaye piyasasında iki tane taraf olur. Bir, paraya ihtiyacı olan, bir de parası olan. Buna göre paraya ihtiyacı olan işletme, fon ihtiyacını karşılamak için borsadaki yatırımcıya, yani parası olana gitti ve dedi ki, bu sefer tahvil diye bir kağıt imzalayıp verdim ki, parantez açayım, bunun yerine finansman bonosu ya da hazine bonosu ya da gelir ortaklığı senedi ya da kar zarar katılım belgesi de diyebiliriz. En yaygın örnek tahvil olduğu için bunu kullanıyorum. Paraya ihtiyacı olan işletme fon ihtiyacını karşılamak için tahvili çıkardı. Karşılığında parayı yatırımcıdan aldı. Taraflara yaptığımız işlem nedir diye sorduğumuzda yatırımcı, yani tahvili alan, karşılığında parayı veren der ki borç verdim. Ama paraya ihtiyacı olan işletme de der ki uzun vadeli borç aldım, şayet tahvili çıkardıysa. Biz şu anda menkul kıymet faslında yatırımcı açısından düşüneceğiz. Yatırımcı borç verirse bunun kaydını nasıl yapar, buna bakacaktık. Yine hatırlarsanız borç verdiğimizde tek derdimiz şuydu. Kime borç verdik? Devlete mi yoksa bir anonim şirkete mi? Buna göre eğer ben anonim şirkete borç verdiysem bunu kaydedeceğim hesap özel kesim tahvil, senet ve bonoları. Ama devlete borç verdiysem bunu kaydedeceğim hesap kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı olur. Toparlarsam hisse senedi aldığımda yatırımcı olarak bunu 4 hesaptan birine yazardım. Amaç geçici yatırımsa hisse senedi ama amaç yatırımsa ortaklık payına göre bağlı menkul kıymet ya da iştirakler ya da bağlı ortaklıklara yazardım. Hisse senedi dışında bir şey alırsam aslında aldığım şey tahvilde olsa, bono da olsa, senet de olsa ne aldığımın önemi yok. Ben bu belgeleri alarak kime borç verdiğimin önemi var. Devlete borç verdiysem kamu kesimi, anonim şirkete borç verdiysem özel kesim, tahvil, senet ve bonolarını kullanman gerekir. Şimdi tek tek bu hesapları açacağız. Ama şunu da hatırlatalım. Borç verirken beklentiniz nedir? Borç verirken beklentiniz faiz geliri elde etmekti. Hisse senedi aldığımda, yani ortak olduğumda A. Hisseyi satıp para kazanma, menkul kıymet satış karı ve temettü, diğer adıyla dividend, yani kar payı alma beklentim vardı. Ama borç verdiğimde beklentim tabii ki faiz geliri elde etmektir. Şu anda beni ilgilendirmiyor ama tahvili çıkaran işletme, daha sonra uzun vadeli yabancı kaynaklarda göreceğiz, çıkarılmış tahviller hesabına bunu kaydeder dedim. Şimdi İki temel hesabımızı açalım. Kamu kesimi, tahvil, senet ve bonosu, özel kesim, tahvil, senet ve bonosu. Bu iki hesapta neleri kayıt altına alırız? Şimdi buyurun birlikte buna bakalım. Özel kesim, tahvil, senet ve bonoları hesabında şunları izlerim. 1. Anonim şirket tahvili alırsam bu hesaba yazacağım. Hesabın adında geçen tahvil buna aittir. Senet ile kastı kar zarar katılım belgesidir. Bono ile kasıt da finansman bonusudur. Burayı tekrar vurgulayalım. Bir işletme arkadaşlar şayet anonim şirket tahvili alırsa bunu özel kesim tahvil senet bonosuna yazdım. Finansman bonosu alırsam bunu özel kesim tahvil senet bonosuna yazacağım ki hatırlayın lütfen finansman bonosunun manası şuydu. Anonim şirketlerin kısa vadeli borç almak için çıkardığı belgeydi.
Burada geçen senet ibaresi ise kar zarar katılım belgesidir. Eğer ben bir anonim şirketten bu belgeleri alırsam, yani anonim şirkete borç verirsem kullanacağım hesabın adı budur. Şu vurguyu tekrar yapacağım. Aldığınız belgenin türü önemli değil, yaptığınız işlemin niteliği önemlidir. Siz bu belgeleri aldığınızda bir anonim şirkete borç verdiniz. Ne tür bir belge aldığınız bu anlamıyla çok önemli değildir. Diğer hesabı, kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabında da tahvil ibaresi devlet tahviline, bono ibaresi hazine bonosuna, senet ibaresi de gelir ortaklığı senedine işaret eder. Aynı şekilde bu hesapta gördüğünüz tahvil devlet tahviline, bono dediğimiz şey hazine bonosuna, senet dediğimiz şey de gelir ortaklığı senedine aittir. Bu menkul kıymetlerin tamamı hisse senedi dışında kalanlar gördüğünüz bu iki hesaptan birine kaydedilir. Peki bu işlemlere dair temel kayıtlar nasıl olur? Şimdi lütfen dikkat ediniz. Tahvil, bono ve senet aldığımda beni bekleyen iki tane olasılık var. Bir, birincil piyasa işlemi. İki, ikincil piyasa işlemi. Tahvil, bono ve senet aldığımdaki bu işlemleri şimdi tek tek bakalım. Birincil piyasa dediği şey şu: tahvili, bonoyu ya da senedi piyasaya çıktığı gün aldıysan buna birincil piyasa işlemi denir. Ne demektir? Diyelim ki paraya ihtiyacı olan işletme fon ihtiyacını karşılamak için borsadaki yatırımcılara yine genelleme yaparak yazdım, tahvil ihraç etti. Tahvilin yerine hazine bonosu, finansman bonosu ve benzerlerini koyabilir. Bu belgeyi çıkarıldığı tarihe baktığım zaman paraya ihtiyacı olan işletme bunu 1 Ocak 2027'de çıkardı. Ben de bunu yatırımcı olarak, ki biz şu anda yatırımcının kaydını yapacağız, 1 Ocak 2027'de aldıysam bunun adı birincil piyasadır. Tanıma dönelim lütfen. Birincil piyasa işleminde dedik ki tahvil, bono ya da senet ihraç tarihinde alındı. O ne demek? Belgenin piyasaya sunulduğu gün ben de bunu gidip satın aldıysam bu birincil piyasadır. Kural: birincil piyasa işleminde tahvil, bono ya da senet nominal değeriyle kayda girer. Yani üzerinde yazan değer neyse piyasaya çıktığı gün sen de bu değeri yazmak durumundasın. Tahvil, bono ya da senet ihraç tarihinde alınırsa bunun adı birincil piyasadır. Birincil piyasada tahvil, bono ve senet aldığında nominal değeriyle kayıt yapman gerekir. Tabii ki bu belgeyi çıkaran devlet ise şuraya kamu kesimi tahvil, senet, bonosu yazmam gerekir. Burada dikkat etmem gereken detay ikincil piyasadır. Burada özel bir faiz hesaplaması da yapmam gerekir. Şimdi dikkat ediniz, ikincil piyasa işleminde durum nedir? Tahvil, bono ya da senet İhraç tarihinden sonra, dikkat, işlemiş faiziyle beraber alınırsa bu ikincil piyasa işlemidir. Tanıma tekrar. Tahvil, bono ya da senet. A. İhraç tarihinden sonra alındı. B. İşlemiş faiz haklarıyla birlikte aldı. Ne demektir? Bakalım şimdi. Burada birinci taraf şu: paraya ihtiyacı olan ve karşısında bir de yine yatırımcı A var. Paraya ihtiyacı olan fon ihtiyacını karşılamak için tahvili çıkardı. A da ona parayı verdi. Yani paraya ihtiyacı olan uzun vadeli borç aldı. A borç verdi. Ve bu işlem şöyle tarihlerde gerçekleşti. Paraya ihtiyacı olan bunu 1 Ocak 2027'de çıkardı. A da bunu, dikkat, 1 Ocak 2027'de aldı. A açısından buradaki işlem birincil piyasadır. Bunu biraz önce gösterdim. Biz burada A değil. Biz bu örnekte yatırımcı B'yiz.
Şimdi kendini yatırımcı B'nin yerine koyarak düşün. Yatırımcı B şunu yaptı. 1 Ocak'ta piyasaya tahvil çıktığında parası yoktu, alamamıştı. Ama şu anda diyelim ki tarihimiz bizim 1 Nisan 2027. 1 Nisan 2027'de B olarak A'ya gittim, dedim ki senin elinde bir tahvil var. 1 Ocak'ta piyasaya çıkmıştı. Bunu bana kavrama dikkat, satar mısın dedim. A da bunu bana sattı. Ben bu örnekte B'yim. Dikkat, tahvil piyasaya 1 Ocak 2027'de çıktı. Ama ben bunu B olarak 1 Nisan 2027'de aldım. Bunun adı ikincil piyasadır. Basitçe ikinci el gibi düşünebilirsiniz. Peki, dikkat edeceğim kavram düzeyinde son derece önemli bir şey var. Paraya ihtiyacı olanın yaptığı işin adı tahvil ihraç etmektir. Manası, borçlu sıfatıyla bir kağıdı imzaladı, A'ya verdi. A ile aralarındaki anlaşma şu, kağıdın üstünde diyelim ki şöyle bir kağıt parçası olduğunu varsayın, nominal değeri yazıyor. Yani diyor ki bu kağıdın değeri 1000 liradır. Bu kağıdın faiz oranı atıyorum %60 ve vadesi diyelim ki 3 yıl. Faiz ödeme koşulu da atıyorum 6 ayda bir ben sana faiz ödeyeceğim dedi. Tahvili çıkaran bir izahname yayınlar. Aldığı borcu, ana parasını ve faizini hangi koşullarda ödeyeceğini söyler. Bizde de burada paraya ihtiyacı olan işletme bu kağıt parçasını imzayı attı, bunu A'ya verdi. A bu kağıt parçasını eline aldığında yatırımcıya paraya ihtiyacı olana borç verdi ve her 6 ayda bir gidip %60 faizini artı koşula göre ana parasını geri almaya başlayacak. Şimdi burada ihraç kavramının anlamı buydu. Gelelim şuna. A'nın yaptığı nedir arkadaşlar? A'nın yaptığı, dikkat edin, tahvili satmaktır. Paraya ihtiyacı olandan tahvili aldı, ona borç parayı verdi ve bu yatırımcı A şimdi bu tahvili başkasına devretti. Basitçe alacak hakkını sattı, tahvil alıp borç vermişti, bunu başkasına devretti. Bu yüzden A'nın yaptığı şey tahvil satışıdır. İhraç ile satış arasındaki farkı kavramanız önemlidir. Buna lütfen dikkat edin. Peki başa aldım. Tahvil bono ve senet aldığımda iki tane olasılık vardı. Bir, çıktığı gün aldın, adı birincil piyasa, kural nominal değeriyle kaydet. İhraç tarihinden sonra aldın, adı ikincil piyasadır ve ikincil piyasa olduğu zaman kayıtta önemli bir fark var. Fark şu, biz tahvili dedik ki işlemiş faiziyle beraber aldık. O ne demek? Tahvil 1 Ocak'ta piyasaya çıktı, tahvil piyasaya çıktığı gün taksimetre çalışmaya başlar. Faizi işlemeye başlar. Ben bu tahvili 1 Nisan'da aldığımda Ocak, Şubat, Mart 3 ayın faiz haklarını da ben satın almış oldum. Yani ben B olarak 1 Nisan'da sadece tahvil almadım. Bu tahvilin henüz tahsil edilmeyen geçmişe dönük faiz haklarını da elde ettim. Hatırlayın lütfen. Neden tahvil alırdım? Neden borç verirdim? Faiz gelir elde etmek için. A bu tahvili 1 Ocak'ta aldı, bana 1 Nisan'da sattığı an 1 Nisan'da tahvilin bütün hakları artık bana geçti. Dolayısıyla biz tekrar edersek, ihraç tarihinden 1 Ocak 2027, aldığın tarih 1 Nisan 2027, bu aralığa ait olan faiz haklarını da elde etmiş olduk. Bu yüzden ikincil piyasada kaydı yaparken İşlem sırası şöyle olur. 1. Özel kesim tahvil senet bonosu dedim. Anonim şirket tahvil olduğu kabulüyle. 2. Şuraya banka dedim. Dikkat! İhraç tarihiyle alış tarihi arasındaki sürenin faizini hesapla. Basit faiz hesaplayacağız. Ve bunu diğer çeşitli dönen varlıklar hesabına kaydet. Tekrar. İkinci piyasada
tahvil bono ve senet alışını kaydederken aldığın tahvili özel kesim tahvil senet bonosuna yaz. Ödediğin parayı bankalar hesabına yaz. Kural, ihraç tarihi ile alış tarihi arasındaki sürenin faizi diğer çeşitli dönem varlıklar hesabına kaydedilir. Burada sayıları yazarken uymanız gereken kural şudur. 1. Ödediğin parayı yaz. Yani bu tahvile kaç TL ödediğini yaz. 2. Dikkat, işlemiş faizi kaydet. Yani 1 Ocak'tan 1 Nisan'a kadar geçen sürenin faizini buldun. Bunu kaydet. 3. Ve dikkat, ikincil piyasada tahvilin değeri her zaman nominal değer değildir. İkincil piyasada tahvil, bono, senedin değeri şöyle bulunur. Ödediğin paradan işlemiş faiz hakkını çıkarmalısın. Birincil piyasada tahvil nominal değeriyle kaydolur. İkincil piyasada ödediğin tutardan işlemiş faiz hakkını çıkar. Aradaki fark tahvilin değerini verir. Düşünün, %150 faiz veren bir tahvil bulursam ben buna 5 lira 10 lira fazla para vermeyi seve seve kabul ederim. O yüzden ikinci piyasada tahvilin bononun ya da senedin değerini hesaplarken buraya sakın nominal değer yazmayın. Nominal değer olabilir ama hataya düşmemek için işlem sırası budur. Ödediğin parayı yaz. Aradaki faizi hesapla, diğer çeşitli dönem varla yaz. Bunların farkı tahvil, bono ve senedin sana değerini verir. Tahvil, bono ve senet almada gerçekleşen temel işlemlerin bunlardır. Şimdi buyurun lütfen örneklerimizi. İki tane soru çözeceğim. Bu sorular üzerinden hem birincil piyasayı hem de ikincil piyasayı kavramaya çalışalım. Önce soruyu bir birlikte analiz edelim arkadaşlar. İhraç tarihi, yani piyasaya çıktığı tarih 1 Nisan 2027, nominal değeri 50, %40 faizli devlet tahvilini, dikkat, banka aracılığıyla satın aldım. Soru, tahvil piyasaya ne zaman çıktı? Yanıt, 1 Nisan. Sen bunu ne zaman aldın? Bak lütfen soruya, alış tarihine dair başka bir vurgu var mı? Yok. Yani işlem birincil piyasadır. Yani tahvil, bono ya da senet ihraç tarihinde alındı. Kural neydi? Tahvil, bono ve senet birincil piyasada nominal değeriyle kayıt altına alınır. O halde devlet tahvili aldığım için paraya ihtiyacı olan tahvili çıkardı. Ben de yatırımcı olarak bu tahvili aldım. Yani ben yatırımcı olarak borç verdim. 1 Nisan'da çıkan tahvili 1 Nisan'da aldığım için işlem birincil piyasa, kural nominal değeriyle kaydet. Yine hatırlaman gerekir. Tahvil aldığında borç vermiş olurdun. Tek derdin şudur, kime borç verdin? Ya da bono ve senet aldığında borç verdin. Tek derdin kime borç verdin? Şu vurguyu anımsayın lütfen. Hangi tür bir menkul kıymet aldım çok da önemli değil. Önemli olan kime borç verdiğim. Devlet tahvili aldığım için, devlete borç verdiğim için buraya kamu kesimi tahvil senet bonosu dedim. Banka aracılığıyla alındığı için de bankalar dedim. Sayı, birincil piyasada tahvil, bono ve senet nominal değeriyle kayıt altına alınır dedim. Biz şu anda tahvil, bono ve senedin alma işlemini öğreniyoruz. Birazdan bunun getirisi, yani faiz geliri nasıl kaydedilir, ona ayrı bir başlıkta değineceğim. Şu anda sadece alma işlemine odaklanın lütfen. Bu birincil piyasa işlemidir. Peki hata yaptığınız nokta ikincil piyasada durum nedir? Yine soruya bakalım lütfen. A anonim şirketi 1 Mart'ta bir tahvil çıkarmış. Vadesi 5 yıl, nominal değeri 72. Ben bu tahvilleri 1 Mayıs'ta banka aracılığıyla almış. Tahvil aldıysam iki tane olasılığım var. A. Çıktığı gün aldım birincil piyasa. B.
İhraç tarihinden sonra aldım. Bu da ikinci piyasa. Ben burada ihraç tarihinden sonra aldığım için işlem ikinci piyasadır. O zaman hemen şunu yapacağım. Paraya ihtiyacı olan işletme bu tahvili 1 Mart 2021'de çıkardı. Diyelim ki yatırımcı A diye biri bunu bu tarihte aldı. Ben bu örnekte yatırımcı B olacağım ve yatırımcı B olarak da bu tahvili ne zaman satın almıştık? 1 Mayıs 2020'ydi. Kendinizi yatırımcı B'nin yerine koyarak düşünün. 1 Mart'ta çıkan tahvili 1 Mayıs'ta aldıysanız bu ikinci piyasaydı. İşlemleri adım adım söylüyorum. İkinci piyasada tahvil, bono ve senet aldığında işlemiş faiz hakkını da elde etmiş oldun. Dolayısıyla adım 1, önce ihraç tarihiyle alış tarihi arasında geçen sürenin faizini hesapla. Burada hesapladığımız faiz basit faizdir. Ve basit faizi tabii ki şu formülle hesaplıyorum. 1. Ana para. 2. Faiz oranı. 3. Süre. Burada durdum. Süre kısmına şayet ay yazdıysan paydada 1200 olmalı. Süre kısmına 70 gün yazdıysan paydada 36.000 yazmalı. Yani faizi aylık olarak hesaplayacaksam 1200'e şöyle göstereyim. Faizi eğer günlük olarak hesaplayacaksam da 36.000'e bölmen lazım. Faiz şöyle yazayım. Aylık olacaksa ana para çarpı faiz oranı çarpı süre 1 yıl 12 aydır. Ama biz faiz oranını yazarken normalde %40'ı matematiksel olarak nasıl yazarım? 0.4, 0.40 ya da 40 bölüyüz. Biz %40 faiz oranını böyle yazmıyoruz. Sadeleştirmek kolay olsun diye %40 verdiyse 40 diye yazıyorum. Pay kısmında 0.4 ya da 40 bölü 100 yazmam gereken sayıyı böyle yazdığım için payda ya da fazladan 2 sıfır attım. Aylık faizi hesaplayacaksam böyle. Bu faizi günlük olarak hesaplayacaksam ne yapacağım? Basit faiz hesabında artık ya da eksik günleri saymıyorum. Ana para, faiz oranı, süre, 1 yıl aslında 360 gün. Sorularda bunu mutlaka belirtir. 1 ay 30 gün ya da 1 yıl 360 gün der. Demese de basit faiz hesabında artık ya da eksik günleri saymıyorum. Aynı şey faiz oranını normalde %60 olarak verdiğinde biz bunu 0.6 yazmalıyız. Ama basit faizi hesaplarken böyle yazmıyorum. Sadeleştirmesi zor olduğu için böyle yazdım. Bu yüzden de paydaya yine 2 tane sıfırım attım. Faizi aylık ya da yıllık olarak hesaplayacaksam buna dikkat etmem lazım. Tabii ki şuraya 60 gün yazıyorsam paydayı böyle yazmalısın. Pay kısmında süreye 2 ay yazdıysan pek tabii ki paydanın da böyle olması lazım. Biz genelde günlük faizi çok çok nadiren hatta hiç kullanmıyoruz. Ağırlıklı olarak kullanacağımız formül burada basit faiz ve aylık basit faiz formülüdür. Hesaplamaya gelirsem buradan başlayacağım. Birinci adım faizi bul. Süreyi şöyle belirle. İhraç tarihinden alış tarihine kadar geçen süre. Ne zaman çıktı? 1 Mart. Ne zaman aldın? 1 Mayıs. Mart, Nisan. Dolayısıyla burada geçen süre 2 ay olur. Hemen faizi hesaplayalım. Faizi hesap ederken dedik ki, ihraç tarihinden alış tarihine kadar geçen sürenin faiz. Ana para, yani verdiğin borç 72 bin. Çarpı faiz oranı %5, bunu 5 diye yaz. Süre 2 ay. Aylık faizi hesapladığım için de bunu böldüm 1200. Ana para
%72, faiz oranı %5, süre 2 ay, 1 Mart'tan 1 Mayıs'a kadar geçen süre, aylık faiz hesapladığım için böldüm 1200. Bulduğum faiz, ben 1 Mayıs'ta tahvili aldığımda geçmişe dönük olan faiz haklarıdır ve ben bunu faiz geliri diye kaydedemem. Benden önceki döneme ait olduğu için bunu varlık olarak, aktif olarak kayda girmem gerekir. Kural hatırla, ikincil piyasada tahvil, bono ve senet aldığında işlem sırası şuydu. 1. Ödediğin parayı kaydet. Bu soruda ödediğiniz paraya bakarsanız 72.600. Faizi 600'dü. İşlemiş faizi kaydettim. Onun bedeli de 72. Ödediğim para 72.600. Faiz 600. Kural anımsa lütfen. İkinci piyasada tahvil, bono ve senedin değeri şöyle bulunurdu. Her zaman nominal değer değildi. Bu yüzden şöyle bulacağım. Ödediğim paradan işlemiş faizi çıkar. Bu soruda nominal değerle eş ama her zaman böyle olmayabilir. O yüzden ikincil piyasada tahvil, bono ve senedin değeri bu şekilde hesaplanır. Ödediğin paradan işlemiş faizi çıkar. Toparlayalım. Tahvil, bono ve senet ihraç tarihinden sonra alındı. 1 Mart'ta çıkan tahvili 1 Mayıs'ta aldıysan bu ikincil piyasadır. Adım 1. Hemen işlemiş faizi bul. 1 Mart'ta çıkan ama 1 Mayıs'ta aldığın tahvilin geçmişe dönük 2 aylık faizi var. Tahvil faizini nominal değer çarpı faiz oranı çarpı süre 2 aydır. Böldük 1200'e çünkü aylık faiz hesaplarız 600. Adım 2. Bu faizi diğer çeşitli dönem varlığa yaz ve adım 3. İkincil piyasada tahvil, bono ve senedin değeri ödediğin paradan işlemiş faizi çıkararak bulunur. Bu her zaman nominal değer olmayabilir. Birincil piyasada net tahvil, bono ve senet nominal değeriyle kaydolur. Ama ikincil piyasada tahvilin değerini bu şekilde hesap etmem gerekir. Peki, bu videomuzda hisse senedi dışında tahvil, bono ya da senet alma işlemi nasıl kaydedilir? Buna değindik. Bir sonraki videomuzda hazine bonosu alma ki spesifik bir işlemdir. Buna değineceğim ve hisse senedi dışında tahvil, bono, senet getirisi yani faiz gelirinin kaydı nasıl olur? Birlikte buna bakacağız.